Trump arasında yaşananlar bu bir geçiş dönemi Biden kazanan başkan olarak görünüyor ve 20 Ocak'ta görevi teslim alacak. Fakat Savunma Bakanı Mark Esper'ı görevden aldı Trump. Bununla birlikte 3 kıdemli sivil Pentagon çalışanını da görevden aldı. Genelkurmay Başkanı'nın açıklaması var. Biz bireylere göre hareket etmeyiz. Bizim için anayasa önemlidir diyor. Özetle böyle söyleyebiliriz belki. Başkan da söyledi. Bir sen. yandan ben karışmam dedi dedi Evet, Neye? Amerikan Genelkurmay Başkanı. Kavga çıkarsa ben karışmam Hiçbir dedi. Eyaletteki askerler bakacak dedi. Onlar muhafız dediğimiz Anayasaya kısım. Anayasaya göre. Mı? Tabii muhafızlar. Evet. Amerika Birleşik Devletleri evet. muhafızları dediğimiz kısım. Şimdi James Jeffrey Suriye özel temsilcisiydi. O dedi ki biz Trump'ı kandırdık. Ee, Suriye'den 200 askerimiz kalacak şekilde askerleri çekeceğiz diye düşünüyormuş Trump. Olur olur demişler Trump'a ama kendi bildikleri biçimde sahada işleri yürütmüşler. Bunu anlıyoruz. Böyle de bir durum var. Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı diyor ki, ikinci Trump dönemine yumuşak geçiş olacak. İşte yargıda ilerleyen bir süreç var bu seçimle ilgili. Nedim Şener ne görüyorsunuz? Trump böyle evet. daha da direnecek Anlayın. mi acaba? Yok. Yani, ne yani Amerika'nın nereye gideceği çok önemli değil de bize nasıl etkileyeceği önemli ama bu seçim hileleri konusu Trump seçildiğinde de çok gündeme getirildi medya tarafından uh -huh. ve davalar açıldı biliyorsunuz. Özellikle Rusya'nın bu işe dijital olarak müdahale ettiği ve bir iki yıl sürdüğü çok önemli yetkililer senatolarda ifadeler verdiği davalar açıldı. Sonunda bir şey çıkmadı. Muhtemelen Giuliani'nin de olayı hani somut biz de hani pusula yolsuzluğu dediğimiz yani kağıt üzerinden yolsuzluğu ispatlamaktaki zorluk nedeniyle böyle dijital bir yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla mahkemeye kabul ettirme yöntemi olabilir. Çünkü daha önce bir örneği var. Trump aleyhine bu kullanılmıştı ama pek bir şey çıkacağını zannetmiyorum. İsmail Bey'in de söylediği gibi 14 Aralık'a kadar burada bütün konuşmacılara söylüyor. Yani Trump'ın bu andaki direniyor görüntüsü, en fazla dava açılma ve kabul edilme noktasına kadar devam edebilir. Daha sonra zaten şey yapacaktır. E, siyasette e, yani <laughs> genel olarak ilk Amerika için söylemiyorum ama bir davanız bir ideolojiniz varsa kitleleri peşinizden sürükleyebilirsiniz. Şimdi Biden'ın var mı böyle bir ideolojisi yani küresel ölçekte bir ideolojik yaklaşımdan bahsedebiliriz. Hani daha önceki gibi kapitalist, sosyalist blok olmadığına göre on, küresel bir şey var. Asıl refahına odaklanmış bir Amerika'dan bahsediyoruz. Ee, ama Biden'ın bir kazanılmış seçim sonucu var elinde. Yani meşruiyet, evet. meşruluğunu kitlelere kabul ettirecek, Amerika'ya da dünyaya da kabul ettirecek ki ettirdi. Ee, bir kazanılmış seçim sonucu var. Peki Trump'ın elinde ne var? Kaybedilmiş İ, bir seçim var. Itham. Bir de Karşı tarafa seçim yolsuzluğu. Peki kitleleri neyle sürükleyeceksiniz arkanıza? Hangi ideolojiyle? Yani genelde şimdi bir şey uydurdular. Trumpizm falan filan diye ama yani Trump'ı sevmek, sempati duymak, onun politikalarına yönelik yani sempati duymaları bir izim oluşturmaz. Onun bir dünya görüşü, bir dünya tahayyülü olması lazım. Yani demokrat seçmen, Amerikan seçmeniyle cumhuriyetçi Eee seçmen arasında böyle siyah beyaz gibi bir ayrım yok. Erhan da söyledi. Son bir cumhuriyetçilerden zaman, olup dilerim. oy vermeyenler de var Trump'a. Tam tersi e, düşünenler de var, oy verenler beyaz de var. Beyaz Saray sözcüsünden de son açıklamam. Ona şöyle soruluyor. Ee, Trump'ın seçimleri kazanan Biden'ın Ocak ayındaki yemin törenine katılıp katılmayacağı soruluyor. Onun cevabı şu. Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum. Beyaz Saray sözcüsünün sonuçta. Ya bu tabii bir bir taktik. Şey ya. kitlelere yani şey kamuoyuna bunu yapıyorlar ama bir eksiği de ne var? Ee, Trump'ın ya yani bunu genel siyaset açısından anlatıyorum. Amerika özelinde veya değil. Medya ayağı. Şimdi Trump'a yavaş yavaş uzun bakın Trump seçildiğinden beri her gün herhalde fake news diye yalan haber diye e, tweetler atmış. Amerika'nın e, o en ünlü medya kuruluşlarıyla kavga etmiş, temsilcilerini Beyaz Saray'dan çıkarmış bir tutumu var, bir savaş hali var. Ve şu anda medya ona biraz meczup, deli muamelesi yapıp e, iyice etkisizleştirecek. Şimdi iki gücünüz eksik, yani kitleleri sürükleyeceğiniz bir şeyiniz yok. Trump'ın dezavantajları bu. bunlar. Tabii, iki medya ayağınız eksik bu konuda. Ayrıca ben tam tersi, yapılan ama. karikatürler... Trump, Beyaz Saray'a bakarken arkasından doktorlar deli gömleği getiriyor karikatürler şey böyle. Öyle gibi. başlar bu, yani, Çok itibarsız yani. itibarsızlaştırma, itibarsızlaşma dediğiniz şey bu. Mesela James Jeffrey, James Jeffrey daha önceki dönemlerde de şey yaptı, ya. Trump'ın adamı değil, bölgeyi tanıdığı, Türkiye'yi tanıdığı için elçi yapıldı. Ama onun, mesela Cumhuriyetçi yönetim döneminde e, Suriye temsili oldu ama, bir demokratlara daha da yakın olduğunu, o dönemde de görev yaptığını biz biliyoruz. Bu bölgeyle ilişkilerini de biliyoruz. Dolayısıyla başkanı kandırdık lafı neyi anlatıyor aslında? Trump'ı itibarsızlaştırma. Bu, şimdi bu tartışınca ne getirir? Bakın işte şey algı operasyonu böyle ince ince yapılır. Amerikalılar bu işi o kadar iyi biliyorlar ki. Ya yani biz Trump'ı kandırdık. O 200 askerimiz var zannediyordu. Bu şu demek. Bir, nasıl kandırdınız? Biz çünkü ona raporlar sunuyorduk. O okumuyordu bile söylediklerimizi dinlemek yetiniyordu. Dediği zaman kamuoyuna ne olacak? Ya adam bizim askerlerimizin olduğu bölgede kaç askerimiz olduğunu bile bilmeyen bir mevzu Yani yönetemiyor. Bak. Ama ha? askerleri de geri getirdi yani. Getirenler var, getirdiler var ama Hayır, şunu demek istiyorum. Yani Trump, Trump, soydun. askerlerin bu, geri gelmesini devamlı tamam. Libya'da, Suriye'de, yani bu bölgelerde bizim askerlerimizin savaşla ne işi var? Geri gelsin dediği de, halde, propagandasında, seçim zamanında da her zaman da bunu kullandı. Kullandı. Dedi ama, e, ama adam, geri getirdi. Ama tam ama, olarak adama, istediği biçimde olmamış yani, yani arka arkasından iş yani çevirmiş. Suriye'de eğer yalan söylemişlerse, mesela Libya'da kaç asker var veya işte diğer bölgelerde kaç askeri var, kaç Değilmez. yalan söylediler. Bu tamamen bakın gitgide mesela komedi programları yapılıyor Amerika'da, İşte Trump masa sandalyesiyle bile yürütüyor. Millet gülüyor falan filan. Bu bir süre sonra bayağı evet ciddi aldılar. Bir figür haline getirilecek. Ta ki ne zaman e, bu ciddiyet kazanır? Mahkeme kabul eder bir dava sürerse o davadan da bir şey çıkmaz. Nitekim Trump hakkında Rusya'dan Rusya'nın yardımını aldığı, iddiaları, dijital olarak müdahale edildiği iddiaları o yalan birik... da çürütüldü zaten. Tabii birkaç yıl sürdü. Ve evet. bunu Amerikan medyası Trump aleyhine bolca bolca kullandı. Şimdi ilginç olan şu. Ben her zaman söylüyorum. Amerikan medyası küresel yalan ağının en odak noktası. Bunu özetle söylüyorum. Çünkü mesela Trump aleyhine Trump seçildiğinde, seçim kazandığında Rusya müdahale etti, Putin'le anlaştı şu falan diyen Amerikan medyası oradaki sahtecilik iddialarını dünyaya yayan Herkesin de konuştuğu bir konu haline getiren Amerikan medyası... ...bu seçim sürecindeki yalan iddialarını veya görüntüler hiç paylaşmıyor mesela. Rampın açıklamasını kestiler. Tabii tabii yani onu zaten geçtik. Yani ne kadar özgür olduklarını gördük. Yani... Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir algı operasyonu... Bu nereden geliyor? Paranın gücünden geliyor. Yani küreselciler arkasına aldıkları güçlerle... Ne ciddi para harcadılar <laughs> bu seçim zamanında? O, yani onu ihmal etmedi. Trump'ın ihmal ettiği alanlardan bir tanesi buydu. İlişkilerin onu götüreceğini zannediyordu bir Fox galiba değil en mi? En güvendiği kanal. kanal en değil En samimi bulduğu kanal. kanal. Bilen ona Tabii. ters düştü. Onları bilen satın aldılar. Onun için dedim az önce. Kendilerine yakın, milliyetçi, daha objektif olacağına inandığı başka bir kanallar var. Ama okurucu. onun onun o şöyle e, küreselciler lehine olan, küreselcilerin e, etkilediği ya da beraber hareket ettiği medya kuruluşları dünyaya hükmediyorlar. Dünya bilgi ağını yönetiyorlar. İnternet siteleri. Yani dijital gözeten, sistem. Şimdi Tabii siz, sosyal medyayla. Trump veya ekibi veya benzeri onu destekleyenler bir medya ağı kurmaya kalksalar bu kendi iç kamuoyunu tamam. etkileyecek ki o da çok fazla finansal olarak fazla yürütemezler. E zaten o kitlelerin ne kadar bu medyayla ilgilenecekleri şey e, şüpheli. Dolayısıyla bu Mesut Hoca'nın söylediği gibi biz 2024'te Trump'ın tekrar aday olduğu ve e, belki de kazanma ihtimali olduğu bir süreç yaşayacağız. Çünkü bu da neyi, bunda ne belirleyecek? Bu küreselcilerin bu dönemdeki işte biraz sonra gireceğimiz konular onlara evet. ne yapacaklar? Bölge bölgede dünya ile ilgili ne yapacaklar? Savaş Onun sonuçları şey. ne yapacaklar mı? Savaş Tabii onu mutlaka yapacaklar. Çünkü Klasik yani. bunu söylediğine göre böyle bir beklentisi vardır Mesut Hocanız. Şöyle benim görüşüm Yo, Yok kendileri zaten söylüyor. Savunma sanayini. Çünkü 700 milyar 750 ile şey yapmıştı bütçeyi. E diyor Çin 260 milyar oldu. Bizim bütçeyi arttırma. Bu ne demek? Tabii. 1 trilyona gelecek. O zaman yeni silahlar, yeni çatışma ya ama dünyayı, bu çatışma Nerede bu, olur? Kore'de ya, mi olur? Bunu bilemiyor. Yok yani şey, bu orta ashep bir kere karıştıracaklar o kesin. Yani çünkü e, şey danışmanı, e, Biden'ın Türk e, siyasi, siyasi, siyasi danışmanı. teşhitte karşı Bakın karşı çok gitmiyor. açık konuşmasının içinde herkes ya Türkiye ekonomik e, yaptırım uygulamak durumunda değiliz. Böyle bir şeyimiz yok diye bizim basınımız da maşallah hep böyle olumlu haberler üzerinden yürümeye çalışıyor. <laughs> Adamın demecinin altında diyor ki Türkiye o Onu birazdan konuşalım de. mı Nedim Şener, e, Levent Bey'i hiç duymadık. İlk yorumlarını alalım o bu meseleyle ilgili. Türkiye'yi ayrıca söyleyeyim. konuşacağız. O yüzden Genel Nedim. Cumhurbaşkanı Sadenizle. İsmail Akın. Cumhurbaşkanının bir ifadesi var. Diyor ki, Buyurun. 3. dünya Savaşı çıkabilir diyor. Şimdi onlar evet, önemli var, aslında evet. bizim üze, esas üzerinde duracağımız... Üçüncü Dünya bu... Savaşı çıkabilir diye açık ve net söylüyor. Evet. Konu bu da şimdi Amerika Birleşik Devletleri kendi içerisinde bu seçim meselesiyle ilgili daha da uğraşır hale gelirse bunlara fırsatı da kalmayabilir mi acaba diye önce bunu konuşalım dedik. Evet. Levent Yılmaz buyurun e, sizi dinleyelim. Ne düşünüyorsunuz bu e, nereye kadar gidebilir? Ankara Kansiyon ne, ne kadar? Değil mi yani? Evet Lement ne yapıyorsunuz hocam, ne buyurun ne yapıyorsunuz? Sayın Yılmaz? <laughs> Şimdi e, ben şöyle düşünüyorum. E, Trump yönetiminin bir stratejisi var. Yani çünkü e, Trump yönetiminden arka arkaya gelen açıklamalara baktığımızda 2000 yılındaki Bush ile Al Gore arasındaki seçime atıf yapıyorlar ve diyorlar ki o seçim 37 gün sonra sonuçlandı. Yani sonuçları 37 gün sonra aldık. Dolayısıyla biz de son oy sayılıncaya kadar bunu Peki. kabul etmiyoruz. Yani ellerinde aslında 2000 yılındaki Bush ile Algor arasındaki seçim e, var ve onu kullanıyorlar şu anda iç siyasette e, kendi tabanına mesaj verebilmek için ve bu e, yarışı son ana kadar sürdürdüğünü gösterebilmek için. Şimdi bir diğer konu e, Pompeo'nun basın toplantısında e, söylediği konu yani o e, basın toplantısının orijinalini dinlediğimizde şunu görüyoruz. Pompeo aslında e, kabaca şunu anlatmaya çalışıyor. E, 20 Ocak'ta e, öğlen e, vaktine bir dakika kalıncaya kadar e, Amerikan Başkanı, Amerikan Dışişleri ve ABD'nin muhafızları e, görev başında olacaklar. Bundan endişeniz olmasın diyor. Şimdi açıkçası ben şunu hissediyorum. E, bu Amerikan iç siyasetindeki çekişmeden. Kaynaklı olarak Amerika Birleşik Devletlerinin zayıf görünmesinden yani dış dışarıda dış politikada zayıf görünmesinden korkan bir mekanizma var Amerika'nın içinde ve o mekanizma ki Pompeo şu anda dışişleri bakanı ama daha önce biliyorsunuz CIA başkanlığı yaptı <laughs> Pompeo da orada yani doğrudan hani sadece Trump yönetiminin dışişleri bakanı olsa da aslında yerleşik sistemle Amerika'daki yerleşik sistemle çok iyi bağlantılar olan net bağlantıları olan bir kişi, yani Amerika'nın bu iç siyasetinde yaşanan seçim belirsizliğinden dolayı dışarıdaki çıkarları ve dışarıdan bakıldığında güçsüz görünen yapısından endişe duydukları için Pompeo şunu söylüyor: ya "Biz merak etmeyin, Amerika'nın muhafızları da dışişleri de başkan da görevinin başında. Alt metin bu. Bir diğer konu benim e, burada dikkat çekmek istediğim konu şu: şimdi eğer siyaset mekanizması çözümsüz kalırsa, çözüm üretemezse bu bürokrasinin kuvvetlenmesi anlamına gelir. Söz konusu Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimi olduğu zaman da bu Pentagon'un eskiye oranla çok daha güçlü hareket edeceği sonucunu doğurur. Bu açıdan da Pentagon süreci bana kalırsa ele uçturarak izliyor. Çünkü Biden daha başlarken e, ciddi bir yara almış görünüyor. Her ne kadar seçimi Kazanan taraf olsa da yani seçilmiş başkan olarak Twitter hesabına kendisini tanımlasa da aslına bakarsanız mevcut başkana kazandığı seçimi kabul ettirememiş bir başkan olarak yara alarak başlamış oldu. Bu evet. Biden açısından kötü bir başlangıç. Ama bana kalırsa ben süreç içerisinde yani bu oylar sayılacak bazı eyaletlerde işte yeniden oy sayımı devam ediyor vesaire. Trump'ın son ana kadar direneceğini e, ama belirli bir noktadan sonra da yani oradaki hukuki süreçler tamamlandıktan sonra da bunu kabul etmek zorunda kalacağını düşünüyorum. Yani öyle e, işte askerler e, Beyaz Saray'a gidecekler, Trump'ı çıkartacaklar falan hani bunlar biraz film sahnesini andıran görüntüler. Uç uç bir uç diğer konu, e, ben evet ya çok uç Peki. konular onlar. Bir diğer konu da şu biraz önce sizin de söylediğiniz Beyaz Saray sözcüsünün söylemi işte kendi yeminini edecek ben onu dinleyeceğim. İşte Pompeo'nun söylediği yumuşak geçiş olacak. Bunlar tamamen süreci yönetmeye ilişkin hareketler. Baktığınızda bugün Amerika'daki yani aklı başında kişilerle konuştuğunuzda, onları da dinlediğinizde, onların görüşlerine görüşlerini okuduğunuzda Yorumlarına baktığınızda yani bu seçimi Biden'ın kazandığı artık ortada. Ha bundan sonrası için Trump... yani yargıdan da bu Belki tersi yönde bir sonuç çıkmaz diyorsunuz söyleyeyim. siz. Doğru anlıyorum. Ya, o zaman. Şöyle bu ya bu 2000 yılındaki Al Gore'la Bush arasındaki e, seçim gibi çok yakın e, oy sayıları eyaletlerde çok yakın çekişme gibi değil. Yani çok ciddi oy farkı açıldı. E, dolayısıyla e, eyaletlerde durum çok netleşti. Ee, ya Trump'ın bir değil, birkaç eyaleti tersine çevirmesi lazım oy sarım, sayımlarıyla vesaire. Hani bu oradan çok dönmeyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla e, Trump e, bu süreçler tamamlandığında e, mecburen çekilecek. Ne yapacak? Ama diğer konu Ya e, çok, çok çok önemli olan konu şu. Amerika'nın bu iç siyasetindeki çekişme devam ederken, herkes Trump Biden arasındaki bu süreci ilerletirken, Amerika'daki yerleşik kurumların endişeleri var. ...Amerika'nın güçsüz kaldığı ile ilgili... ...yönetilemediği ile ilgili... ...hatta... Ya o Pompeo çok özür dilerim. Niye bir güvenlik bir açığı mı oluyor? <laughs> evet. Şöyle bakın... ...şimdi siz seçim süreci... ...devam ederken... Ya ...öyle ya da böyle... ...görevdeki Amerikan Başkanı seçim sonuçlarını kabul etmiyorum... ...daha sayımlar devam edecek... ...hukuki süreç devam edecek derken... ...Savunma Bakanı'nı görevden aldı. Ya şimdi bu dışarıdan baktığınızda... ya ...birbirlerine düşmüş... Evet, Ve, e, beyaz sarayı kontrol altına alabilmek için her şeyi yapmayı göze almış e, bir yönetim var. Dışarıya kendilerini e, kapatabilirler gibi bir algı oluşturma riski olan bir durum. Bu, bu çok Amerika'daki yerleşik kurumların Pentagon'un, <laughs> CIA'in, NSA'in falan isteyeceği konular değil bunlar. Esper konusuyla ilgili de şunu söyleyeyim. Zaten Esper Peki konusu yani sadece... Trump en fazla bakanları mı görevden alabilir? Evet. Daha yıkıcı bir şey yapabilir mi ya da tedirgin ya çok... edici? Şok bir şey değişmeyecek. Yani Trump'la Esper arasındaki sıkıntı George Floyd olaylarına kadar dayanıyor. O zaman biliyorsunuz Trump askerin sokağa inmesini istemişti. Esper karşı çıkmıştı. NATO konusunda da çok ciddi görüş ayrılıkları vardı Esper'la Trump arasında. Eski bir aralarında sorunlar vardı. İşte bu da son damla oldu. Görevden aldı. Ama yani Görevden alması bir şeyi değiştirmiyor. Bakın Amerikan Genel Kurmay Başkanı'nın açıklamaları ortada. Amerika'daki yerleşik kurumların, e, ya o bizim establishment dediğimiz yapının açıklamaları ortada. Ya bu saatten sonra Trump'ın e, çok fazla bir hareket alanı kalmadı. E Trump bundan sonra sadece e, Sayın Nedim Şener'in de söylediği gibi, eğer hani 2024'e yönelik bir strateji olarak son ana kadar direndim e, oy sayı, oy sayımlarında işte sizin haklarınızı korudum gibi bir strateji izliyorsa eğer e, sadece o hizmet destek şey, ke şey kendine çalışacak Tabii. bu saat itibariyle ben çok ciddi ben çok ciddi bir e, yani direniş göstereceğini tahmin tahmin etmiyorum. Hani şöyle yani hukuk süreci işlediği sürece son ana kadar bütün yolları deneyecek. Al, hani seçim say yani sayımlar bitti. Hemen Markezler, hemen bütün koltuklarımız... Ee, ne yapacak yani koltuğu... Evet. Bu evet. anlamda aynı görüşte ne yapacak? Koltuğa mı tutunacak? <laughs> Son an. ana kadar diyecektiniz zannediyorum. Evet. Size evet. döneceğim ama müsaadenizle evet. Amerika Birleşik evet. Devletleri'nden dış Ali. politika analisti Ali Çınar bizimle birlikte. Evet arkadaşımız diyor Erhan Bey de. Merhaba Ali Çınar hoş geldiniz. Hoş bulduk Başak Hanım iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi birazdan hemen size döneceğiz. Bakalım sıcağı sıcağına son durum ne Amerika Birleşik Devletleri'nden Trump biz acaba ne kadar direnir diye merak ediyoruz. Ee, bu iş nereye kadar varacak diye. Çünkü işte son hamlesiyle Genelkurmay Başkanı'nın açıklamasıyla James Jeffrey'nin kandırdık itirafıyla e, ...olaylar nasıl ilerler e, merak konusu bu. Sadece bu. güvenlik zafiri demiştiniz. Evet. Yine elgor Gore e, Bush seçimi zamanı 2000 yılında 8 ay sonra 11 Eylül oldu. Ve demokratların çoğu da şu anda kullandıkları sentez bu. Yani bir an önce bu saçmalığı bırakalım. E, ya işte kabul et çünkü artık Amerika'nın kendi geleceği için kullandıklarını düşünüyor. Ama ikinci konu da Mark Casper e, cumhuriyetçi değil. Onu da söylemek lazım natocudur. Yani NATO müttefiline yakın bir kişiliğe sahiptir, kimliğe yani, sahiptir. Yani yani. Yani daha çok Avrupa bölgesel yönetimine yakın olan NATOcu kesim yani küreselcilere de yakındır. O yüzden bugünkü generalin Neyse, açıklaması çok önemliydi. Ee, biz siyaseti karıştırmıyoruz demesinin tek sebebi de oydu zaten. Peki, konuşuruz daha. Ben Pompeo'nun neden Türkiye'ye gelip Patrick'le görüşeceğini de merak ediyorum. Ali Çınar buyurun, ne oluyor şimdi Genelkurmay Başkanı'nın açıklaması, Pentagon'la ilgili bu hamlesi, Trump'ın ne konuşuluyor, ne tartışılıyor tam olarak? Siz nasıl bakıyorsunuz? Evet, öncelikle Başkan Trump'ın bir haftadan sonra kamuoyuna bir basın toplantısı olacak Türkiye saatiyle gece 12'de gözler buna çevrilmiş durumda ama aşı ile ilgili konuşacağı bekleniyor. Genel olarak şu anda Başkan Trump ne kadar inat etse de Cumhuriyetçi Parti'de de artık birçok senatör Trump bu seçimi yenildiğini kabul etsin ve Biden'a tebrik mesajını versin baskısı gelmeye başladı. O nedenle biliyorum yayında sizde bu konuları konuştunuz ama görünen o ki Biden'ın 20 Ocak'ta görevi devralacağı Baş, başkan, başkan Trump zaten net olarak da şu anda mahkeme itirazlarını yapmış durumda ama yani birkaç eyalet kendisine geçse dahi yine de istediği 270'e ulaşamıyor. O nedenle aslında artık e, durumun bittiğini net olarak söyleyebiliriz. Ama Trump 14 Aralık'a kadar sanırım bu tarzda e, eleştirilerini veya itirazlarını yapacak. E, Mark Esper konusu biraz önce Levent Bey söyledi ama Mark Esper... ...zaten Haziran başından itibaren Trump'la arasının iyice kötüye gitmesinden dolayı... ...Ocak'ta Trump kazansa dahi istifa edeceğini herkes bekliyordu. Yani Trump burada çok erken bir hamle yaparak Esper'i e, istifa ettirdi. O nedenle burada aslında çok sürpriz falan bir şey yok. Pentagondaki atamalara da baktığımızda dört tane e, önemli atamaya... ...iki ay sürede yapacakları bir şey yok. Bunların hepsi sembolik olduğu için yangından mal kaçırır gibi bir atama yaptığını Trump'ın görüyoruz. Ama zaten Biden ekibi geldiğinde yeni başkan bunu da bilgi olarak vereyim kazanan yeni başkan 4 bin tane atama yapıyor genelde kendi hükümetinde yönetiminde evet. ve 1200'ü senatodan geçmesi gerekiyor. Bu 4 bini politik siyasi atamalar. O nedenle Trump'ın atadığı bütün siyasi atamaların hepsi değişecek. Trump şu anda ne kadar böyle bir hamle yapsa da. Genel Kurmay Başkanı seçim döneminde de biz karışmayacağımız diyordu. Çünkü ordu müdahale eder mi konuları gündeme geliyor ama Amerika'da bu çok konuşulmuyor. Yani Trump 20 Ocak'ta Beyaz Sarayı terk etmek zorunda. Yani bunun e, siyah veya beyazı yok. Bu çok net. Burada önemli olan Trump'ın bunu ne zaman kabul edeceği konuşuluyor. Yani evet Biden'ı tebrik ederim mi aslında konuşuluyor. Yoksa Trump'ın Beyaz Saray'dan çıkıp çıkmayacağı çok deni söylemekte fayda var